Evet arkadaş, Penta'nın ikinci bölümündeyiz. Öz kaynaklardaydık. Evet, toplam öz kaynaklar %3 oranında ödenmiş sermaye, %7 oranında da içsel sermaye yaratım geçmiş. Yılların kârı, dönem kârı ve dağıtılmamış yedek akçelerden oluşmakta. Gördüğünüz gibi dağıtılmamış, birikmiş içsel sermaye %7,27. Ve geldik gelir tablosuna. Kardeşim diyor ki evet, hasılat ciro 6 milyar 407 milyon 408 milyon. Şimdi arkadaşlar bir kez daha yapıyoruz. Bundan sonraki eğitim videom SASA arkadaşlar, SASA. Bakacağız. Şimdi salt kar rakamıyla şirket değerlendirip şirket yatırım algısı yaratanlara. Tabii SASA'nın hisselerini, çoğunluğunu elinde bulunduran bu eğitim videosundan elbette hoşnut olmayacak, bana demediğini bırakmayacak. Çünkü küçük yatırımcı aydınlanacak, uyanacak. Geçen ikinci dönemde 3 milyar 800 milyon vergi ertelemesiyle dönem kârı piyasa beklentisinin üzerinde kâr getirdi diye yatırımcıya anlatanlar, bu sefer bakacağız o kâr ne olmuş. Biz Penta'mıza geri dönelim ama bundan sonraki şu çok sık gündeme gelen hani volatilitesi yüksek SASA'yı alacağız, değerlendireceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar, gelir tablosunu değerlendirmeye dikkat edin. Özellikle ben bu kanalda özellikle yazılıma sahip olan arkadaşlara hitap ediyorum. Ama kendi okur yazarlığı doğrultusundaki olan arkadaşlara, takipçilere de aynı şekilde faydalı olmaya çalışıyorum. Şimdi evet doğrudur. Toplam hasılat 6 milyar 408 milyondur yaklaşık olarak. Sonra ne olmuş? Bu 6 milyar satışlardan nasıl bir kar etmiş? Nasıl bir evreye girmiş? Kalem kalem, kademe kademe İnceleyelim. Toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerin payı %93'ten %92,5'a yavaşça gerilemiş. 6 milyar 408 milyon hasılat maliyetleri de çıktıktan sonra 5 milyar 920 milyon maliyeti çıkınca gayri safi işletme kârı bir önceki dönemde toplam gelirler içerisindeki payı %7'den %7,5'a artmış. 6,5 milyardan yani 6 milyar 408 milyondan 5 milyar 920 milyon maliyetleri çıkartınca gayri safi işletme kârı 488 milyona, yaklaşık 488 milyona düştü. Ne oldu 6,5 milyar kâr? 487 milyon oldu. Şimdi bak nasıl 23 milyona düşüyor. Sen eğer bunu maliyetleri görmezsen, toplam gelirler içerisindeki payı görmezsen, rakamı görmezsen, okumazsan, ki defalarca anlattık burada, ben dikkatli izleyicinim demen aslında sıfır dikkatle izlediğinin en somut göstergesi.
Sonra ne olmuş? Toplam gelirler içerisinde faaliyet giderlerinin payı %3'ten yaklaşık 4'e artmış. Yavaş da olsa. Yani 244 milyon 512 bin 836 lira faaliyet giderlerini de 488 milyon gayri safi işletme karından çıkarttığımızda esas faaliyet karlılık payı 243 milyon 336 bin 680 TL ile toplam gelirler içerisindeki payı %3,80'e gerçekleşmiş. Sonra ne olmuş? İşletmenin bir takım yatırım faaliyetleri varmış. Bu yatırım faaliyetlerinin elde edilmesiyle birlikte toplam gelirler içerisinde faiz vergi öncesi karı %3,89'dan payı %3,88'e stabil, yani bu düşüş sayılmaz, stabil, eşit kalmış. Bununla birlikte efendim 248 milyon 875.599 lira olarak gerçekleşmiş. Sonra ne var? Bu işletmenin finansman giderleri var. Yani faiz giderleri var. Toplam gelirler içerisinde finansman giderlerinin payı %1,5'tan %1,62'ye artmasının neticesinde 103 milyon 837 bin 600 TL ile 248 milyon 875 bin liradan da bunu çıkarttığımızda vergi öncesi karı, yani daha vergiyi ödemedi, 145 milyona gerçekleşiyor. Ve toplam gelirler içerisinde vergi giderlerinin payı %0,89'dan %1,85'e artmasının neticesinde 118 milyon 680 bin 423 lirada vergisini ödeyince 145 milyon liradan 118 milyon 680 bin lira vergiyi düştüğü zaman dönem karı 26 milyon 357 bin 576 lira oluyor. Burada matematiksel bir şey yok. Burada kayıp yok. Burada her şey gerçeğine uygun. Bakın ne oldu? 6,5 milyar ciro, net dönem karı 26 milyon. İyi güzel. 6,5 milyar ciro da bunun 6 milyarı da maliyet. Yani maliyetler düşük değil ki. Maliyetleri düştüğün zaman, brüt kârdan da faaliyet giderlerini, finansman giderlerini düştüğün zaman arta kalan bu. Yani ne yapmış? Gaza basmış ama kilometre kat edememiş. Sadece mazot yakmış, benzin yakmış. Evet arkadaşlar. Fon kaynak kullanımına bakalım. Evet, fonların %39'luk kısmı faaliyetlerinden elde ediliyor. Ana kaynak %34,40 lan ticari borçlardaki artış ana kaynak oluştururken bakıyoruz %55,5'la kısa vadeli ticari alacaklar kullanım alanı oluşturmuş. İşletme sermayesi, net işletme sermayesi %94,5 oranında artış göstermiş. Şirketin işletme sermayesi açığı yok. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, ben bu şirket için bu kadar detaylı kapsama girmezdim. Şu gösterge bu şirkete analiz için harcanacak zamanı değerli olup olmadığını zaten baştan gösteriyor.
Evet arkadaşlar, bundan sonraki model, hissenin değeri, pardon, değil mi arkadaşlar? Hissenin değeri. Bu hisse bugün 64,20 TL'den fiyatlanarak kapanmış. Yazılıma sahip olan arkadaşlar gerek temettü kapitalizasyon yöntemiyle gerekse indirgenmiş nakit akım yöntemiyle şu grafiğin bu şekilde oluşu ne anlama geldiğini gayet iyi bilirler. Arkadaşlar, bu şirketin şimdi bakın, Sasa gibi gidebilir, Hektaş gibi gidebilir, Kontrolmatik gibi gidebilir, Ahmet gibi gidebilir, Mehmet gibi gidebilir veya Hasan gibi gitmeyebilir, Hüseyin gibi de gitmeyebilir. Borsada işler, fiyatlamalar farklıdır. Ama biz realiteye, reyele göz önünde bulundurup gerçeğe itibar etmek durumundayız. Borsadaki spekülatif fiyatlamalara değil, nasıl bilançoda somut verilere, varlıklardaki ve yükümlülüklerdeki somut reel rakamlara itibar ediyorsak, borsadaki işlem gördüğü fiyata değil, reel fiyatına itibar etmek durumundayız. Borsada arz talep belirleyebilir. Zaman zaman şirketler ederlerinin üzerinde de işlem görebilirler, ederlerinin altında da işlem görebilirler. ...64,20'den fiyatlanarak bugünü tamamlamış. Bu bilançoya rağmen bu gitmeyecek, düşecek anlamını asla taşımaz. Burada hissenin çoğunluğunu elinde bulunduran fiyatı belirler borsada arkadaşlar. Bastırır parayı, Sasa gibi 200 liralara kadar çıkartabilir. Paşa gönlü bilir. Niye? Hakimiyet onun elinde. Hakimiyet onun elinde. Kumar oynamak isteyen, riske girmek isteyen tercihine kalmış. Vardır bir hikayesi, birileri bir hikaye yazar, şirketin faaliyet raporunda beklentiler vardır, şu vardır, bu vardır. O hikaye yazanlara, beklentilere itibar edenler yatırım yapabilirler. Ya da ya bilanço iyi değil, fiyat şişkin deyip yatırım yapmayabilirler. Ne alana mani olurum, ne satana mani olurum. Ben gerçek somut veriler neyse onu değerlendiririm. Hisse olması gereken fiyatının, reel fiyatının üzerinde fiyatlanmakta. Evet arkadaşlar, Sasa'nın bilançosunda görüşmek üzere. Herkese iyi geceler.